Oldukça anlamlı bir All-Star'dı bu seneki. Çünkü şehitler ve gazi ailelerine yapılan, buradan elde edilen bir gelir vardı. Kaç bin bilet satıldı acaba? Yaklaşık 6 bin kadar bilet satıldı. Sayın Başkanımızın talimatlarıyla ve öngörüsüyle Hidayet Bey bizlere Parkenin Sihirbazları ve Omuz Omuza sloganıyla basketbol, Spor Toto Basketbol Ligi All-Star müsabakasının tüm gelirlerinin, bilet satış gelirlerinin şehit ve gazi ailelerine bağışlanması yönünde kararımız vardı. Yaklaşık 6 bin bilet satıldı. Salonları dolduran ve bilet satın alarak şehit ve gazilerimize destek veren tüm basketbol severlere çok teşekkür ediyoruz. Ayrıca sahada bizleri yalnız bırakmayan tanınmış oyuncularımız, sporcularımız, artistlerimiz ve selebritlerimiz için de ayrıca bir parantez açmak istiyorum. Onlarla basketbol daha güzel. Yoğun bir sezonun ortasındaydık. Tüm sporcularımıza, katılan antrenörlerimize daha önce teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten bu anlamlı organizasyonda herkes taşın altına elini koydu ve çok güzel bir etkinlik gerçekleştirdik. Selebritilerden, ünlülerden bahsetmişken Arda Turan'ın bu organizasyona dahil olmasını bize anlatabilir misiniz? Sayın Başkanımız da Arda Turan çok yakın arkadaşlar. Bu daha önceden kurgulanmıştı. Arda Bey de sağ olsun bizleri kırmadı. Sayın Başkanımızın ricasını kırmadı ve çok anlam kattı. Futbol sahasında ne kadar başarılıysa basketbol sahasında da o kadar başarılı olduğunu gösterdi. Kendisine desteği için çok teşekkür ediyoruz. Basketbol, Türk basketbol efsanesi Kerem Tunçeri ile beraber sizleri reklamlarda görüyoruz sık sık. Basketbola ilginiz, sevginiz nasıl acaba? Ya ben lisedeyken de vardı ilgim, sevgim. Her zaman vardı ama Kerem'den sonra daha da bir ilgim, sevgim oldu, alakam oldu. Gerek maçlara gittik profesyonel anlamda. Bir de onun arkadaş çevresi, basketbolcular falan. Onlarla da vakit geçirmeye başladıktan sonra geçen sene de geldim All-Star'a. Bu sene de geldim. Kerem'in maçlarına gittim geçen sene. Semih Erden'in maçlarına gittim falan. Seviyorum ya basketbolu. Hangi takımı destekliyorsun? Ben Beşiktaşlıyım, hasta Beşiktaşlıyım. Basketbolda da Beşiktaşlıyım. Milli maçları izliyorum, milli takımın maçlarını izliyorum. Bu sene çok büyük beklentim var. Ufuk Sarıca ile beraber Beşiktaş yeni bir yapılanma, yeni bir organizasyon kurdu. Ben Ufuk Sarıca'yı Karşıyaka'dan beri takip ediyordum. Çok iyi bir koç. Şimdi milli takımın da başına geldi. Yani çok doğru hamleler yapıyorlar. Hidayet Türkoğlu, Kerem Tunceri federasyondalar şu anda. O yüzden bu sene milli takımla ilgili beklentilerim de çok yüksek. Bir de bu iyi bir organizasyon. Yani insanlar için de güzel bir sosyal sorumluluk projesi aynı zamanda. Geldiğimizden beri de çok iyi vakit geçiriyoruz. Çok iyi her şey yani. Eurobasket 2017'de sizi yine tribünlerde görebilecek miyiz? Tabii kesin geleceğim. Zaten ben televizyonda da hep milli maçları izliyordum. Bir de burada düzenleniyor. Yani çok iddialı olmak istemiyorum ama herhalde bir yarı final, final bize gözüküyor gibi geliyor bana. First off, you know, it was fun being with those guys, but you know, Honeycutt is absolutely ridiculous, you know, and I already knew that coming in, you know, so I was going to, you know, try to come out and beat them. Yeah, the atmosphere was great, you know, fans was really into it, you know, it was just a good time. It's all good, you know, we're like a family over there, you know, I mean, we all have our ups and our downs, you know, but we're getting through it together. Every team would love to make the playoffs, you know, but for us, we just need to buckle down, you know. And it's not over till it's over, you know, we can still make a run here. Abi öncelikle Barcelona'daki kariyer için tebrikler, ülkemizi gururlandırıyorsunuz. O organizasyon için ne söylemek istersiniz? Uzun zamandır destek veriyorsunuz. Tek kelimeyle muhteşem, bayıldım. Basketbol Federasyonu'nda oyuncuları, emeği olan herkesi kutluyorum çünkü şehit ve gazi ailelerine geliri gideceği için çok özel bir All-Star bu seneki All-Star. Biz de buraya gelerek bu güzel gösteriye, bu şova bir katkıda bulunabildik. Burada olduğum için de ayrıca çok mutluyum. Genelde Barcelona'daki Euroleague maçlarında sizi tribünlerden de görebiliyoruz televizyonda sık sık. İspanya'ya gelen Türk takımlarına karşı böyle bir misafirperverliğiniz var. Bunun için ne diyeceksiniz? Yani orada bir ev sahipliği üstlenmeye çalışıyoruz. Tabii Euroleague artık çok deplasmanlı, çok maçlı bir hale geldi. O yüzden sık sık ziyarete geliyorlar. Bu da beni mutlu ediyor. Her zaman onları görmek, onlarla beraber olmak mutluluk verici. Feels good to be here. My first time being a part of the All-Star weekend here in Turkey, and it's amazing. It was crazy. I kind of heard from somebody that he was going to do something like that, and just to be a part of it and see it in person, it was nice. It's a great club, great city. Love playing there. And I think, you know,
as a club and organization. I think we just want to try to finish the season out strong, both in the Turkish League and in the FIBA Euro Cup. And hopefully we can make the playoffs and make a run for it in the FIBA Euro Cup. Yeah, the All-Star game was a really good show. I think for the fans was very nice. It was, I think, better than last year. And it was very nice for people and for us also. No, I think it's not finished to be on the top eight for playoff. I think we have a chance. We lost against Panathinaikos, maybe stupid call of referee or stupid mistake, but I think we're going to try to improve and win more games, but I think it's not finished for top eight. Yeah, it's the decision of the club, so I hope then Alemnomic will play better in Malaga. And if he's happy, everybody is happier, so I just wish good luck for him. I don't say then I need to go NBA. I say maybe it's opportunity. Maybe I'm going to have some other opportunity in Europe. So I will be free agent this summer, so I will see. Yes, maybe. We never know. I will see. It's too soon now. Öncelikle bu güzel organizasyon için tebrik edelim. Ancak bu All-Star'ın diğerlerinden daha bir özel kılan tarafı vardı bu yıl. Evet. Şehit ailelerine ve gazi ailelerine bağışlanacaktı buranın geliri. Kaç bin bilet satıldı ve bu organizasyon için yapılan bu arka planda yapılanları biraz anlatabilir misiniz? Yani zaten bu talihsiz olayları yaşadıktan sonra biz federasyon olarak, basketbol federasyonu ve basketbol ailesi olarak omuz omuza projesini başlatmıştık sosyal medyada. Ondan sonra da dedik ki bu All-Star'ı da bütün gelirlerini şehit ailelerimize, gazi ailelerimize bağışlayalım. Sponsorlarımıza destek verdi sağ olsun. İnsanlar da çok pozitif olarak döndüler. Salon zaten tıklım tıklım doluydu. Tam rakamları tabii bilmiyorum ama önemli olan burada rakamdan ziyade verilen mesajdı. Bizim 12 Dabo basketbol, yani 12 dev adam basketbol okulları bütün her yerden, yani Şırnak'tan, Hakkari'den, Giresun'dan, Samsun'dan, bütün 7 bölgemizden de gelen çocuklarımız burada oyuncularla çıktılar. Bizim vermek istediğimiz mesaj, ne kadar kötü günler yaşasak da biz böyle kötü günlerde daha birlik olup kenetleniyoruz. Çok büyük bir ülkeyiz. Bu ülkeyi de bölmek, parçalamak kolay değil. O açıdan da omuz omuza, bütün ülke olarak omuz omuza mesajını vermek istedik. Sağ olsun herkese, gelenlere binlerce kere teşekkür ediyorum. Çok güzel bir atmosfer oldu. Teşekkür ediyorum. Sanatçılarımız da katkı verdiler. Hande Yener'e tekrar teşekkür etmek istiyorum. En ufak hiçbir ücret talep etmeden bugün burada bizle birlikte oldu. O açıdan güzel bir gün oldu. Herkes zevk aldığını tahmin ediyorum. O açıdan bizim için. Arda Turan sürprizini sorsak, o Arda sürprizi nasıl geliyor? Ya bir kere Arda biliyorsunuz çok gerçekten dünyanın en efendi ve Türkiye'nin yetiştirdiği en büyük sporculardan biri. Çok da yakın arkadaşımız. Sağ olsun o da bugün de bizle birlikte oldu ve şovun içine de girdi, oyuna girdi. Yani Arda her zaman pozitif bir kardeşimiz ve bu ülke için de çok önemli. Dediğim gibi sporun birleştirme gücü, sporun insanları bir arada tutma gücü çok önemli. Futbol, basketbol, hangi branş olursa olsun bu bizim için çok önemliydi. Arda için de verdiği destekten dolayı teşekkür ediyorum. Dediniz ki 7 bölgeden, Türkiye'nin 7 bölgesinden gelen Dabo çocuklarının, 12 dev adam basketbol okullarından gelen çocuklar buradaydı. Acaba önümüzdeki yıl All-Star'ı daha böyle farklı bir bölge, Türkiye'nin başka bir tarafına yani açıkçası şu var, İstanbul tabi destinasyon olarak çok merkez ve böyle büyük organizasyonları yaparken biraz şov kısmına kaçtığınız zaman, çünkü mesela gelecek sene belki de başkanın onu çok önemsiyor, belki de Amerika'dan misafirler getireceğiz, NBA'in çok önemli eski oyuncularını getireceğiz, ama onun için İstanbul'un olması önemli. Fakat bakarız, yani başka illerimizde de her zaman biliyoruz elimizden geldiği kadar bütün organizasyonumuz Türkiye kupalarında, Türkiye'de oralarda yapmaya çalışıyoruz ama bunun kararını veririz daha şimdi çok. Hazır sizde yakalamışken milli takım koçu ile ilgili bir soru sorsak acaba bu hafta içi açıklar. Milli takım koçuyla alakalı ben daha önce de söylemiştim. Başkanın inisiyatifinde bu, başkan birebir ilgilendi. İkimiz Türk antrenörlerimizle de yabancı antrenörlerle de görüştük. Hepsiyle belli bir noktaya geldik. Ondan sonra da döndük içimizde, bir karar verme sürecindeydik. Bu karar da inanıyorum ki yakında açıklanır ve ondan sonra 2017 Avrupa Şampiyonası için de en güçlü şekilde turnuvaya hazırlar.
I mean, it was fun just to come out here for the All-Star weekend and be able to represent Gaziantep for our teammates and fans. I mean, it was really good. As you see, DJ was out there doing a lot of dunks and enjoying himself. And I enjoyed myself. What would you like to say? Man, just thank you for all the fans, you know what I mean? Thank you for the Gaziantep, you know, the fans. Just fans in the organization, the people that put on this, the Turkish Basketball League, you know, it was a very fun experience, and I had a good time, and I just tried to just get away from practice a little bit and just smile a little bit and have some fun. And Gaziantep is perfect. Gaziantep is good, yeah. We haven't had really too much issues while we've been there. I mean, as you've seen, there's been different stuff going on around the country, but, you know, that's something that you got to try to just continue to live your life with. We're just trying to win. We're just trying to win every game, you know what I mean? Every game is tough in the FIBA. Every game is tough in the Turkish League. So we're just trying to get prepared, practice hard, and just get ready for every game. It's really good. I mean, I speak for myself and all of my teammates. I love playing for Steph, and he's really a player's coach, and he's really a basketball mind. He really knows the game. So. Çok güzel bir oyun oldu ancak kazanan taraf da sizdiniz. All-Star organizasyonu genel olarak hem bu şehit ailelerine ve gazi ailelerine gidecek olmasıyla ilgili neler söylemek istersin? Vallahi bu her sene düzenlenen bir organizasyon. Bu sene de çok güzel düzenlenen, çok anlamlı bu sene. Bildiğiniz gibi ülkemizin başında kötü şeyler geçiyor. Bunlara duyarsız kalmak olmuyor. Gerçekten hepimizin içi acıyor. Böyle bir organizasyonu da şehit ailelerine başlamak önemli bir şey. Zaten böyle bir organizasyon genelde çocuklar için çok önemli. Onlara moral vermek açısından gayet keyifliydi. İnşallah başarılı olmuşuzdur. Tofaş şu anda iyi bir seri yakaladı ve fena yukarılara doğru bir tırmanışı var. Ligdeki durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? Vallahi ligde artık 1-2 galibiyetler çok yukarı veya çok aşağı taşıyor. Biz de biraz uzun oyuncu konusunda sıkıntı yaşadık. Değiştirdik. Birkaç oyuncumuz değişti galiba adaptasyon konusunda ama ligin ikinci yarısıyla beraber tahmin ediyorum ki hak ettiğimiz yerlere doğru tırmanacağız. Genel olarak Tofaş'tan bu sene başında bir beklenti vardı playoff yapabileceği yönünde. Sizin de şu an takım olarak buna dair bir inancınız var mı? Tabii ki. Yani dediğim gibi yani bu ilk yarıda şanssız maçlarda kaybettik. 2-3 tane uzatmada kaybettiğimiz, uzatmaya giderken Galatasaray'a son sende kaybettiğimiz onları alsak zaten şu an playoff içindeydik, Türkiye Kupası'ndaydık. Dediğim gibi küçük nüanslar fark ediyor. İkinci yarıda biraz da takım olarak daha iyi oynayıp bu ekstra galibiyetleri de biz alırsak playoff'ta olacağımızı düşünüyorum. Well, first of all, I want to thank the fans for voting for me. You know, making me the top vote getter is amazing. You know, it's nothing but a blessing. But about my life changing, I'm just doing my job, man. I love to play the game of basketball. I've been doing it all my life, and it's the only thing I'm really, really good at. And I'm just happy to be playing really well for my team, and we have to be winning games. But you know, I know that you know things can change fast. You know, so I try to attack every day as if it's my last, and continue to get better. Well, the goal is to come in every day and be better than I was yesterday. I mean, I don't really try to like to look ahead to the future. I just like to come in and put my work in for the day. And I know that as long as I got better today, then I'll be good. I'm ready for tomorrow. Well, we want to win. You know, of course, you know we want to win a championship. You know, but you know it's not going to be easy. You know, we got to continue to work hard, but the Champions League has been great. We're in second place right now in our group, and you know, we just want to continue to win so we can get some time off for the playoffs. Well, it's always fun to play against Beşiktaş. You know, they got us at in Bandırma. You know, I sprained my ankle. It was a tough one for us. You know, but I think when we see them guys again, it's going to be a really good game. It feels good just to be recognized for, you know, the great play. Me and my team
We in a great position. I couldn't do it without those guys. We got a great core of guys that work hard every day, and we win the game. Yeah, coach is great, man. Since I came in day one, he let me be me, play my game. You know, he gets after me when I need to get a great reaction. And I think he's just a great coach. You know, all the guys, you know, look up to him, respect him, listen to him, and that's the biggest part. You are in the third in the league. You are in the first on Champions League. The things are going very well for nowadays. What's your expectations from the other day? This guy right here, man. Yeah. This guy right here, man, he's been big for us this season. You know, he's been on the boards every night. He comes to practice, he works hard every day. So it's a big reason right here. Yeah, Stimaj, I want to ask, you came for me very short. No, I would like to say that you know, the team was most important. We're winning. That's most important thing for us. So we are happy about it. I'm happy about this stuff. But all right, man. See. But like I said, the most important thing is that we're winning and we're at a real good position in Turkish league and also in Champions League. So we work hard every day to get better. I would like to describe that him and his staff, they give me a great chance, and I'm really thankful for that, because he made me the player today I am, because he helped me a lot when I came, you know, and I really appreciate it. And it's all this, what I'm doing right now, is because of him, because he trusts me. Yeah, we have next game against Solunk in to lock up first place, and then we have a game against Efes, which is very important for us, and we're going to give our best, and you know, we will see then. But that is still a long season, we still have a lot to play. Everything is possible if we have the right mindset, if we come practice every day, play hard and listen to what coach says, because he's a great coach. I wish for him everything best. Great person, great coach, so I hope for him everything best. I hope he will be a national team coach and everything, and I hope for him everything best, you know. He really helped me a lot, so for him I always wish everything best. Thank you so much. Thank you.